Tekrardan merhaba. Bu videomuzda da neyi konuşalım? Bu videomuzda da ben bu sınav sürecinde yaşadığımız bazı psikolojik durumlar, yaşadığımız panik havası, stres, kaygı ve ciddi manada bu sürecin yönetilmesiyle ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi sınava hazırlanan aday hangi yaşta olursa olsun o heyecana bir kapılıyor. Bakın neler gördüm ben. Bu 21 senelik öğretmenlik hayatımda çok ilginç anlarım var. Ya ben normal bir sınıf öğretmeni öğrencim vardı. Sınıf öğretmeni, kendisi öğrencim, adaletçi. Kendisini de önceden duydum, referansı da bende var. Rehberliği kuvvetli bir hoca. Öğrencilerine ciddi manada dersin dışında böyle bir şeyler katabilen, rehberlik gücü yüksek, hayat tecrübesi fazla bir hocamız. Ya bir şey söyleyeyim mi? Onunla rehberlik yaparken şuna fark ettim. Hoca kıpır kıpır, heyecanlı, stres yapıyor, panik yapıyor. Hocam dedim sen akıl verensin ve sınava giderken akıl ihtiyacı oldu. Neden? Çünkü sınava giden aday ne olursa olsun çocuklaşıyor, sınava giden aday ciddi manada panik yapıyor, heyecanlanıyor. Ciddi, bunlar çok yaşadım ya. Mesela albay var, düşünün albay demek alay komutanı demektir. Emekli albay, zamanında bir alayın komutanı, emrinde kaç tane asker, assubay vardır, subay vardır. Bu albayımız düşün orada böyle bir kitleyi yönetmiş. O kitlede nasıl acaba neler söylemiştir? Bazen karacı albaylar da geliyor derler ya, onlar biraz daha disiplinli. Ya burada görüyorsun çocuk gibi ya, sırtının sıvazlanmasını bekliyor ya. Ya düşün adam, hocam nasılım, iyi miyim, iyi gidiyor muyum, benden memnun musunuz? Hoca albay, emekli ya, çocuğu üniversite sınavına girecek. Dedim ki ya bu adam zamanında neymiş, alay komutanlığı yapmış ama sınava girince küçük bir TEOG talebesi gibi oluyor. Senden taltif bekliyor, senden kızılmasını bekliyor, senden işte ne bileyim güzel cümleler duymak istiyor ya da çalış demeni bekliyor, hadi çalış senden iyi bir şeyler bekliyorum koçum demeni bekliyor ya. Böyle şeyler oluyor. Ya buraya doktor geldi dershanemize. Doktor, ya düşün, doktor olmuş, 7 yıl üniversite olmuş, tıp okumuş, karşımıza gelmiş, sınava hazırlanıyor. Ya bildiğin böyle hani ciddi manada dokunsan ağlayacak. Dokunsan ağlayacak ya. Sınavı kötü geçtiği zaman böyle bir benden gözünü falan kaçırıyor falan. Ya sen bitirmişsin, okumuşsun, bir yerlere kadar gelmişsin. Zamanında iyi bir öğrenciymişsin demek ki. Ama işte sınava giden aday da bu oluyor. Artık hiçbir kimseye sen şu konumdasın, sen şunu okumuşsun, sen annesin, sen babasın, sen albaysın, sen doktorsun, sen mühendissin demiyor. Sınava gelen adam belli. Heyecanıyla, zaten bir şey söyleyeyim mi? Şunu da kabul ediyorum. Hiç heyecan yok. Hiç kaygı yok. Onda da bir sıkıntı var. Olmaz olur mu ya? Heyecan olmalı bir insanda. Kaygı olmalı bir insanda. Ama minimum seviyede kalmam. Biz abartıyoruz. Çok misyon yüklüyoruz bu sınava ya. Bakın, dünya birçok sıkıntıyla şu an dönüyor. Dünyanın bizim haberimiz olan olmayan birçok yerinde savaştır, açlıktır, sefalettir, soykırımdır. Ciddi manada bunları hep yaşıyoruz, görüyoruz. Dünyamızda bunlar oluyor. Mazlumlar ciddi manada zalimler yüzünden ne sıkıntılar yaşıyor. Biz o kadar misyon yüklüyoruz ki yanı başımızda böyle olayları duyarak dünyanın sonu muamelesi yapıyoruz bu sınavaya. Dünyanın sonu falan değil. Dünyanın sonu falan değil. Bir ölüm haberi alıyorsunuz. Dünya boşmuş diye bir yorum yapıyorsunuz. Dünya boşmuş, tabii dünya boş değil, elbette dünya boş değil. Öbür tarafımızın şu andaki, öbür tarafta nereye varacağımızı öğrendiğimiz yer. Fakat ilginç olan bir şey, o anda boş olduğunu düşündüğümüz şeyi hayatımıza bir düstur olarak yaysak çok farklı olacak. Her şey çok farklı olacak. Bugün o kadar çok şehit veriyoruz ki. Mekanlara cennet edeceğim, mekanlara cennet olsun. Duamızı ediyoruz, Rabbim zaten onları cennetine alacak. Bu kadar şehit veriyorsun. Yanı başımızda, Orta Doğu'da, birçok yerde Müslümanların, Türklerimizin, Türkiyelerimizin neler yaşadığını, neler sıkıntılar yaşadığını görüyoruz, duyuyoruz, ediyoruz. Ama bizler sınava o kadar misyon yüklüyoruz ki, sınav olmazsa ölmüşüz, bitmişiz. Ya gerçek öleni görsen. Gerçekten bu sıkıntıyı yaşayan insana bak sen ya. Sınavdan çıkınca başarısız olan insan, aranızda varsa eğer, fark etti mi güneş yine doğudan doğdu, batıdan battı? Fark ettiniz mi? Hiçbir şey değişmedi. Yine güneş doğudan doğdu, güneş batıdan battı. Dünya yine dönüyor. Ve aynı zamanda daha da farklı pencereden bakalım. Babanızın yine aslanısınız, ananızın yine kuzusunuz. Hiçbir şey değişmedi.
Ama hocam öyle deme, çok yatırım yap. Olmadı, ölelim mi? Olmadı, bittik mi? İşte sen bu düşüncelerle sınava hazırlandığın için bu işi beceremiyorsun. O kadar bir sürü yükleme bu sınava ya. Olursa güzel olur, olmazsa dünyanın sonu değil. Bir kere bir de Allah utanacak dert vermesin ya. Allah utanacak dert vermesin. Sen şu anda bu sınavdan çıkınca kendince ağlıyorsun, sızlıyorsun, kimsenin yüzüne bakamam. Neyin yüzüne bakamazsın ya? Ne oldu? Ne oldu? Bir mühendislik kaçtı, bir hukuk kaçtı, ben bittim. Bizim ahlakımız, insani değerlerimiz, bu ülkeye verebileceğimiz şeyler çok önemli ve bu sadece o dalla bu dalla olacak durumda da olmamak zorunda. Olmak zorunda edersek işte o zaman sıkıntı yaşıyoruz. Lütfen sınavlara o kadar çok misyon yüklemeyelim. Ölüm kalım meselesi etmeyelim. Ve sınava hazırlanırken bu iş bu sene olmalı, olmazsa ben bittim dememeli. O heyecanı böyle üst seviyeye taşımamalı. O kaygıyı, o paniği, o stresi üst seviyeye taşımamalı. Bunu sınavlara yansıtmamalıyız. Dünyanın sonu olmadığını çok iyi bilmeliyiz. Allah bir kapı kapatır, bir kapı açar, bunu çok iyi bilmeliyiz. İçimizi bu noktada ferah tutmalıyız. Kalbimizi temiz tutmalıyız. Fesat olmamalıyız. Başkasının başarısı bizi mutlu etmeli. Başkasının başarısından dolayı biz ciddi manada endişe, sıkıntı, stres duymamalıyız. Bu noktada insan kesinlikle ve kesinlikle çalıştıktan sonra tevekkülünü kesin etmeli. Tevekkül çok önemli. Çalıştın, 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 açacaksın ellerini. Çalıştığımın karşılığını istiyorum Rabbim diyeceksin. Bunu isterken de duanı geniş tutacaksın. İnsanlara dua edeceksin. Allah'ım ben de dahil çalışmalarımızın, emeğimizin karşılığını bizlere ver diyeceksin. Kimsenin kötülüğünü istemeyeceğiz. Kimsenin başarısızlığından mesut olmayacağız. Bu noktada kesinlikle ve kesinlikle elbette birinden etkilenirsin, çalışmasına etkilenirsin, zaman zaman ona gırtlayla bakarsın ama kem göz, ama kin güderek, ama ciddi manada onun hakkında kötü şeyler düşünerekten sınava hazırlanmayın. Belki bunlar farklı unsurlar. Hocam bunlardan niye bahsediyor diyebilirsiniz. Benim başımdan böyle çok hikaye geçti. Onlardan dolayı bahsediyorum. Hazırlanırken zaman zaman netlerim düşecek. Ben inşallah yükselteceğim diyeceksin. Netlerin çok yükseldi, bu iş bitti demeyeceksin. Çalışmaya devam edeceksin. İstikrar çok önemli. İstikrar çok önemli. Düzenli, planlı, programlı çalışmak çok önemli. Bu işin olmayacağı anlar, olmayacağı günler, olmayacağı denemeler olabilir. Ama sen bu deneme böyle geçti. Ben bir dahaki denemede kendimi yükselteceğim. Kendimi aşacağım. Bu netlerimi yukarı netlere çıkaracağım. Çok örnekleri gördüm. Dershanemizde çok örneği var. Başka yerlerde de vardır. 6 netten başlayıp 46 nete çıkan, 8 netten başlayıp 38 nete çıkan, 5 netten başlayıp 51 nete çıkan örnekleri vallahi gördüm ya. Bu adamlar da yıkılsaydı, bitseydi, bu iş olmadı deseydi olmamış olacak. Belki Ocak ayına kadar 20 net göremeyen adamlar bu iş bitti diye bırakıp diğerlerine gün doğuruyorsunuz. Diğerlerine gün doğuruyorsunuz ya. Azmini yitiren adam, heyecanını yitiren adam, ciddi manada sorumluluğunu yitiren insan bu işten başarı falan beklemez. Ben bu işi başaracağım. Allah'ın izniyle çalışıyorum. Netlerimi yükselteceğim. Bu iş olacak. Bugün bir net bir net bir eşik vardır. Eşik. Öyle bir eşiktir ki o ana kadar bir tavuğun yemediği gibi yükselirsin. Ondan sonra öyle bir an gelir. Koleksilerin tamamlanır. Abo! Netin artışından sen şaşırırsın. Örnek şöyle veriyorum ben. Senenin eğer azmini yitirmezsen, heyecanını yitirmezsen, düzenli, planlı, istikrarlı çalışmaya devam edecek olursan eğer, kesinlikle görevlerini iyi bilirsen, sana bir şey söyleyeyim. Senenin başında 20 soruluk bir teste, 20 soruluk bir teste sen 3 tane nete göbek atan sen, 3 tane nete nasıl mutlu olan, bayram eden sen, 3 net yapmışım ben nasıl yaptım, bu neti nasıl yaptım diyen sen, 20 soru ya, 3 net ya. Senenin sonunda 3 yanlış, 17 doğruya ağlarsın. Ben bu yanlışı nasıl yaptım diye. Vallahi ağlarsın. Dolayısıyla kimse azmini yitirmeyecek. Kimse heyecan yitirmeyecek. Ya yapanın senden ne farkı var Allah aşkına? Yapanın senden ne farkı var? Yani diyeceksin ki hocam ama öyle demeyin. Arkadaşım o da 2 yıllık okumuş gelmiş. Belki o da zamanında kazanamamış. Belki o da şu an ikinci baharını yaşıyor. Elimde kitap var, kaynak var, internet var, video var. Gözünü seveyim, vakit yaratacağız. Benim çoluğum çocuğum var. Bana bazen böyle öğrencilerim geliyor. Gençler gibi rahat değilim diyor.
Ben de şey diyorum. Çoluğu çocuğu yapmışım, rahatlamışım. O daha bir dünya evlenir, çoluk çocuk yapacak bir dünya sıkıntısı var. Sen yapmışsın, bitirmişsin işte ya. Sen büyük bir sıkıntı atlatmışsın. Sen daha rahatsın. Başka biri geliyor, hocam diyor. Ben diyor, çalışan biriyim. Ne yapayım diyor. Ne kadar maaş alıyorum? 3.000-4.000 lira. Bırak gel o zaman. Genç bırakmış gelmiş buraya. Genç de çalışabilirdi. ÖSYM diyor mu? Ay bu evliymiş, çocukluymuş. Şuna 3 net fazla vereyim. Vay bu çalışıyormuş yoğun bir şekilde. Ben bunu netlerle 5 net yükselteyim. Böyle bir dünya var mı? Yok. O yüzden kimse bahane üretmeden eşit şartlarda olduğunu bilip sıkı 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 çalışacak. İstikrarlı, düzenli, planlı, programlı, herhangi bir sıkıntıda yıkılmayan, ayakta kalan, çok iyi yaptığı zaman rehavete girmeyen planlı, programlı çalışacaksınız. Bol bol soru çözeceksiniz. O kaynak, bu kaynak, şu kaynak demeyeceksiniz. Bol bol deneme setiniz olacak. Bol bol kaynağınız olacak. Bol bol tarayacaksınız. Gününüzü, zamanınızı ayıracaksınız. Gitme canım bu sene sinemaya. Gitme tiyatroya. Gezme kızınla, erkeğine. Yapma. Bir senedeki çocuğuna. Ya oğlum, kızım, ben çalışacağım. Biraz beni rahatsız etmeyin. Hanıma de ki. Hanım beni boşar diyor. Ya niye boşarsın ya? Sen biraz dur, ben biraz dert çalışayım diye. Yani şu anda bu dönem çok önemli. Senenin sonuna kadar ölüm kalım meselesi etmeden sıkı bir şekilde çalışın ve bu işi halledin Allah'ın izniyle. Azminizle, çalışmanızla, istikrarınızla bu işi halledin. Bu işi halledin. Ve ileride inşallah, ben hep ona inanırım. Cem'de işaretle duruyor bana. Şuna inanırım. Çok önemli bir şey. Bu ülkenin ciddi manada geleceğinde DGS'lilerin çok önemi var. Normal bir liseli gibi değilsin adaletçi. Sen hukuku biliyorsun. Ben adaleti az buçuk okudum. Sonra devam ettirmedim. Ben hanımla akraba olduğumu sanıyordum. Meğersem çocukla akrabaymışım. Hanımla sonla akrabaymışım. Bunu öğrendim. Liseli talebe bunu ne biz? Sen bir tık öndesin. Ey mühendis aday tekniker. Robotlar yaptın, projeler yaptın. Neler neler yaptın sen. Ya liseli senin kadar nasibişsin ya. Liseli senin kadar nasibişsin. Sen mühendis oldun mu seni kimse durduramaz. Ey çocuk gelişimci, sen liseden gelmedin, sen 2 yıllık bir nevi öğretmenin sen zaten. Ey ilahiyatçı, sen 2 yıllık okudun, bu işin temelini yat. Ey İBF isteyenler, senin bir temelin var. Sen ekonomiden anlıyorsun, makroekonomiden anlıyorsun, mikroiktisattan anlıyorsun, bir şeyler anlıyorsan. DGS'lilerin kesinlikle iyi yerlere gelmesi gerekiyor, buna inanıyorum. Buna, bunu istiyorum. İnşallah Allah'ın izniyle öyle olacak. Videomun sonuna gelirken, Allah hepinizin yardımcısı olsun. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Allah kesinlikle ve kesinlikle şu bu kadar güzel emeği verip bunu taşlandıranlardan olun inşallah. Rabbim inşallah size bu güzel başarının sonucunu kazandım diye Temmuz ayında, Ağustos ayında bunu göstersin inşallah. Sonra da vatana, millete, bayrağa, dininize, gençliğimize, geleceğimize iyi hizmet veren insanlardan eylesin hepinizi inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.